Ulaş Güleç ismim. TED Üniversitesi Yazılım Mühendisi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda sektörde de aktif olarak görev yapıyorum. Bu alanda faaliyet gösteren bir de firmam var, Bilkent Cyber Park'ta. Orada da uzun yıllardır sanal ve artırılmış gerçeklik konularında çalışmalar yapıyoruz. Doktorumu ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladım ve kendi çalışma alanım doğrudan sanal ve artırılmış gerçeklik. Bugün de sizlere sanal gerçeklik nedir, artırılmış gerçeklik nedir, bu iki kavram arasındaki farklar nelerdir? Bunlardan bahsediyor olacağım. Dersin sonunda bir soru soracağım ve o soruya ilk doğru cevap veren arkadaşa burada bir deprem simülasyonumuz var. O deprem simülasyonunu denetiyor olacağız. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisi uzun yıllardır çalışılan, bu alanda uygulamalar geliştirilen bir alan. Peki nedir sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik? Önce sanal gerçeklikten başlayacağım aslında. Çünkü çok karıştırılan kavramlar. Birçok toplantıya katılıyoruz, birçok farklı kişilerle konuşuyoruz. Herkes aslında sanal gerçekliği, artırılmış gerçekliği birbirine karıştırıyor. Şimdi bunu çok iyi ayırt etmemiz lazım. Çünkü ikisi birbirinden çok farklı teknolojiler. Kullanım alanları çok çok farklı. O yüzden iki teknolojinin arasındaki farkı anlamamız çok önemli. Ne diyor sanal gerçeklik? Bireylerin bulundukları ortamdan soyutlanarak kendilerini bilgisayar kaynaklı üç boyutlu sanal bir ortamın içerisinde hissetmek. Ne demek bu? Ben birini alıyorum, gerçek hayattan tamamen koparıyorum, sanal bir ortamın içerisine koyuyorum. Budur sanal gerçeklik teknolojisi. Yani birey bir sanal gerçeklik teknolojisiyle geliştirilmiş uygulamayı kullanıyorsa gerçekle hiçbir bağlantısı kalmıyor. Kalmaması lazım. Siz bireyin gerçekle olan ilişiğini ne kadar keserseniz o kadar başarılı bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirmiş olursunuz. Aslında sanal gerçekliğin çok önemli iki bileşeni var. Bunlardan birincisi yazılım, ikincisi donanım. Yani sizin sadece oturup kod yazarak bir uygulama geliştirmeniz yetmiyor. Bu uygulamanın da çalışabileceği donanımlara ihtiyacınız var. Aksi takdirde başarılı bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirmiş olmazsınız. Başarılı bir sistem kurmayı hedefliyorsan içerisinde hem yazılım bileşeni olmalı hem donanım bileşeni olmalı. O yüzden sanal gerçeklikteki hedefimiz ne? Ben bireyi aldım gerçekten. Tamamen sanal bir ortamın içerisine koydum ve birey sağına bakıyor, soluna bakıyor, önüne bakıyor, arkasına bakıyor. Ne tarafına bakarsa baksın kendisini tamamen sanal ortamda hissediyor. Sanal gerçeklik teknolojisinin amacı bu. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Bir, başarılı uygulamalar yazarak. İşin yazılım tarafı bu. Hangi teknolojiler kullanılıyor? Unity. Duyan var mı daha önce Unity? Güzel. Unreal. Güzel. Bu tip teknolojileri kullanarak siz sanal gerçeklik uygulamaları geliştirebilirsiniz. Bu işin yazılım tarafı. Unity'yi açtın. Arka planda C# ismini verdiğimiz bir programlama dili var. C# oturup kendi sanal gerçeklik uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz. İşin yazılım tarafı burada. Ama bir de donanım tarafı var. Şimdi donanımda sizin başarılı, etkin, bireyleri tamamen sanal ortamda hissettiren bir yazılım geliştirebilmeniz için 3 tane çok önemli donanımı kullanıyor olmanız lazım. Bunlardan biri sanal gerçeklik gözlüğü. Gördüğünüz gibi şu görselde kişi gözlüğü tamamen gözlüğü taktığında kişi kendisini tamamen o sanal ortamın içerisinde hissetmeli. Bunu sağlayabilmek için bizim olmazsa olmaz ilk donanımımız ne? Sanal gerçeklik gözlükleri. Çok farklı gözlükler var sektörde. İşte bunlardan biri HTC Vive, Oculus, Vario gibi gözlükler var. Özellikle ilk ikisi HTC Vive ve Oculus sektörü domine etmiş durumda. Yani neredeyse pazarın %95'ine bu iki gözlük hakim. Ki bugün bizde de bu Oculus Quest 2 var. Bunun da kullanmamızın sebebi Oculus kablosuz bir bağlantı sağlarken HTC kablolu bir bağlantı yapıyor bize. Ama HTC'nin nispeten görüntü kalitesi daha iyi. Oculus'un bir tık daha düşük diye düşünebiliriz. Ama biz kablosuz olduğundan dolayı
Oculus'u tercih ediyoruz. Buradaki sebep yine aynı. Bireyin sanal ortamda yaşadığı deneyimi en üst düzeyde tutmak. Şimdi siz kablolu bir ürün denediğinizde gerçekte hareket ederken sürekli sırtınızda, kolunuzda, elinizde bir kablo hissiyatı oluşuyor ve bu sizin sanal ortamda yaşamış olduğunuz deneyimi en aşağıya çekiyor. O yüzden bu noktada bu deneyimi en yüksekte tutabilmek için biz Oculus'u tercih ediyoruz ama HTC de güzel bir gözlük. Gözlük yetmez tek başına. Çünkü sanal ortamda hareket ettiğiniz, sanal ortamında yürüyebilmeniz için belirli alanları takip ediyor olmanız lazım. Yani sanal gerçeklik gözlüğü sadece 5 metrekareye, 5 metrekarelik bir alanı gerçekte tanır. Yani 25 metrekarelik bir alan içerisinde siz yürürseniz sizin gerçekte yapmış olduğunuz yürüme hareketleri sanal ortamda olur. Ama atıyorum koskoca bir fabrika var veya bir üniversite var burada ve bu üniversiteyi gezmek istiyorsun. 1000 metrekarelik bir alan. Burada hareket edebilmen için ne yapman lazım? Işınlanma dediğimiz teknolojiyi kullanıyoruz burada. Yani birey gerçekte yürümüyor, sanal ortamda hareket etmek için ışınlanıyor. Bu nispeten bu hissiyatı düşüren bir şey. Çünkü gerçekte yürümüyorsun ama sanal ortamın içerisinde hareket ediyorsun. Bu güzel bir şey değil. Bunu nasıl çözmüş yeni teknoloji geliştiricileri? Şu tip yürüme platformları var. Gözlüğü takıyorsun, üzerine çıkıyorsun yürüme platformunun. Bu sefer istediğin gibi koşabiliyorsun, yürüyebiliyorsun, 360 derece dönebiliyorsun, eğilip kalkabiliyorsun ve senin yapmış olduğun hareketler birebir olacak şekilde sanal ortama aktarılıyor. Bu nedenle ben bu 25 metrekarelik alanın dışına rahatlıkla çıkabilir pozisyona gelmiş oluyorum ve bu ışınlanma teknolojisini kullanmadan sanal ortam içerisinde hareket edebiliyorum. O yüzden ikinci önemli donanım yürüme platformu. Sektörde 3 tane önemli platform var. Omni dediğimiz bir platform var. Cybrid Virtualizer diye bir platform var. Ve Cat VR var. Özellikle birincisi ve üçüncüsü sektörde en çok kullanılan yürüme platformlarından biri. Üçüncü kısım eldivenler. Şimdi sanal gerçeklik teknolojisinde sanal ortamla etkileşime girmek için şu kontrolcü dediğimiz yapıları kullanıyorsunuz. Ama bu kontrolcüler sizin parmak hareketlerinizi anlamıyor. Sadece el hareketlerinizi, kol hareketlerinizi anlıyor. Yani sen gerçekte şöyle bir hareket yapıyorsan bunu kontrolcü aracılığıyla sanal ortama aktaramazsın. Buradaki deneyimi daha üst düzeyde tutabilmek adına sanal gerçeklik eldiveni dediğimiz eldivenlerimiz var. Ve kişiler bu eldivenleri takarak bu sefer gerçekte yapmış oldukları bu bütün el, kol, parmak hareketlerini eş zamanlı olacak şekilde sanal ortama aktarabiliyorlar. O zaman özetle sanal gerçeklik teknolojisi bireyi gerçek hayattan alıp sanal bir ortama aktaran ve bunu yaparken de içerisinde hem yazılım hem donanım bileşeni olan, donanım anlamında da 3 tane ana donanım kalemini içermesi en başarılı sanal gerçeklik uygulamaları geliştirilmesine fayda sağlayan bir alan aslında. Bu sağladığı alanlarla birçok farklı alanda sanal gerçeklik teknolojisi etkili bir şekilde kullanılmakta. Askeri anlamda, endüstri anlamda, sağlık, eğlence, aklınıza gelebilecek hemen her alanda sanal gerçeklik teknolojisi başarılı bir şekilde kullanılmakta. Peki bunları sadece yurt dışı mı yapıyor? Asla değil. Türkiye'de çok iyi yetişmiş mühendisler var, çok yetenekli firmalar var, çok başarılı işler yapılmakta. Ben de nacizane biz neler yapıyoruz? Çok somut örnekler olarak kısa kısa bunlardan bahsetmek isterim. Mesela deprem günümüzün aslında maalesef en güncel konusu. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir deprem simülasyonumuz var. Gerçek hayatta depremi ne kadar çok yaşayabilirsiniz? İnşallah hiç yaşamayız ama hani burada hazırlıklı olmamız da çok önemli tabii ki. Sen nasıl hazırlıklı olursun? Teorik eğitimle değil. Yani depremde işte çök, kalk vesaire böyle eminim birçok kişi bunları görüyordur. Veya teorik anlamda bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Ama gerçek öyle değil. Gerçekte o
anı yaşadığında resmen far görmüş tavşana dönüyorsunuz. Çünkü neden? Daha önce böyle bir şey yaşamamışsın. Adrenalin seviyen çok üst düzeye çıkıyor ve doğru karar veremiyorsun. Ama bunu daha önce yaşayabileceğin bir teknoloji olsaydı, depremi belki 100 kere deneyimleme şansın olsaydı, sen gerçek depreme hazırlıklı olabilirsin. Öyle bir teknoloji yapalım ki bireyler gerçek hayattaki riski almasın ve sanki gerçekteymiş gibi bu depremi yaşasın, bu hissiyatı görebilsin. O yüzden sanal gerçeklik şöyle bir teknoloji. Gerçek hayatta denenmesi zor, imkansız ya da çok maliyetli olan konularda bireylerin o deneyimi yaşamasını sağlayan bir alan diyebiliriz. Bu ne sağlıyor bize? Bakın, kişi gözlüğü takıyor. Bugün siz de takacaksınız bunu. Sanal bir evin içerisinde ve depremi yaşıyor. Ama daha bu hissiyatı artırabilmek adına bir de gerçek platform kullanıyoruz biz. Bu gerçek platform size 1 ile 7 şiddetindeki depremi oluşturuyor birebir. Yani hem zemin sağlanıyor gerçekte hem de gözlüğü takınca bir evin içerisindesin. Gerçekte bunu deneyimleme şansınız var mı? Gidelim bir binaya, yıkalım binayı, çıkabilsinler deme şansın var mı? Yok. Ama sanal gerçeklikte var. Neden? Çünkü gerçek hayattaki bu riski almıyorum. Ama pratik deneyim kazandırıyorum. Bu yüzden çok önemli bir teknoloji, sanal gerçeklik teknolojisi. Mesela liman operatörleri. Bu alanda çalışacak kişilere şu an seni alsam, bir vincin içerisine koysam kullanabilir misin? Kullanamazsın. Bir eminim oraya çarparsın, buraya çarparsın. Hem fabrikaya zarar verebilirsin, hem çevredeki insanlara zarar verebilirsin. Ama senin vinç kullanabilmen için de pratik deneyim kazanman lazım. İşte sanal gerçeklik teknolojisi. Kişi gözlüğü takıyor, bir vincin içerisinde, karşısında gemi, geminin üzerinde konteynerler. Bu sefer ne yaptık? Gerçek donanım kullandık. Burada vincin koltuğunu söktük. Sanki gerçek vinci kullanıyor gibi sanal ortamın içerisinde vinç kullandırdık. Bu sayede gerçek hayattaki riskleri almadan bireyin pratik deneyimini ve tecrübesini kazandırmayı sağladık. İşte sanal gerçeklik teknolojisinin avantajlı tarafları bunlar. Çok farklı alanda kullanılıyor. Biraz önce yurt dışı örneğini gösterdim. Bu koştu, işte orada sanal ortam içerisinde çatışmaya girdi. Bunu biz de yaptık. Şu an makine kimya endüstrisinin yolunuz düşerse Kırıkkale'de bir silah müzesi var. O silah müzesinde bu uygulamamızı gidip deneyebilirsiniz. Kırıkkale yakın şuradan 60-70 kilometre. Onun üzerine çıkabilirsiniz, koşabilirsiniz. Sanal bir köyün içerisindesiniz. Bir askersiniz. İşte teröristler baskın yapıyor. Siz de gerçek silah kullanıyoruz bu arada. Bu buradaki videoda yok ama M4A1, Beretta 92 gibi silahlar var. Bu silahlarla gidip böyle bir deneyimi yaşayabilirsiniz. Böyle bir deneyimi yaşamak için tabii sadece ziyaretçi değil, bilgisayar mühendisi olup bu tip uygulamaları geliştirip sürekli veya yazılım mühendisi sürekli bu alanların içerisinde yer alabilirsiniz. Yani bunlar aslında çok büyük bir problemi çözen teknolojiler. Gerçek hayatta pratik deneyim kazandırılamayan alanlarda bu tip pratik deneyimi kazandırılmasına imkan sunan teknoloji. İkinci devam edeceğimiz kısım artırılmış gerçeklik. Şimdi sanal gerçeklikte neydi? Ben bireyi aldım gerçek hayattan, sanal bir ortamın içerisine koydum ve kişi hiçbir şekilde gerçek hayatın farkında değil. Ama artırılmış gerçeklikte iş böyle değil. Kişi gerçeği görüyor ama gerçeğin üzerine ekstradan 3 boyutlu modeller ve animasyonlar görüyor. İşin güzel tarafı burada. O yüzden sanal gerçeklikte artırılmış gerçekliğin arasındaki en büyük fark bu. Sanal gerçeklikte kişi gerçeğin farkında değil, artırılmış gerçeklikte kişi gerçeğin farkında ama onun üzerine ekstradan 3 boyutlu modeller ve animasyonlar yerleştirilmiş. Yine burada da donanım var. Şimdi sanal gerçeklik telefonda çalışmaz. Çalışır da başarılıdır, hiç tavsiye etmem açıkçası. Ama artırılmış gerçeklik telefonda başarılı şekilde çalışır. Tablette çalışır. Bir de kendisine ait, aynı sanal gerçeklikteki gibi kendisine ait gözlükleri var.
Bunun da çok işte şu şekilde gözlükler var. İşte bu HoloLens, bu RealVR, bu Vuzix. Böyle üç tane sektörü domine eden gözlük var. HoloLens Microsoft tarafından geliştirildi. RealVR ve Vuzix daha çok Android tabanlı çalışan sistemler. Bu noktada birçok avantajı var artırmış gerçekliğin. İşte eğitim olsun, turizm olsun, onun haricinde endüstri olsun, birçok farklı sektörde kullanım alanı mevcut artırılmış gerçeklik teknolojisinin. Peki ne gibi örnekleri var? Yine bu makine kimya endüstrisinin Kırıkkale'deki silah müzesi için. Şöyle bir uygulama mesela örneği size gösterebilirim. Cep telefonundan çalışıyor. Hedefimiz şu. Mesela burada bu silah müzesi. Yani 1800'lü yıllardan, 1700'lü yıllardan kalma silahlar var. Ama silahlar nereden sergileniyor? Camekan arkasından. Yani sen gidip silaha böyle bakıp 360 derece döndürüp detayını inceleme gibi bir şansın yok. Bak artırılmış gerçeklik bunu yapıyor. Ya arkada gerçek görüntü var ama üzerine 3 boyutlu silah modeli yerleştiriyor. Bu sayede sen zoom yapabiliyorsun, zoom out yapabiliyorsun, silahı istediğin gibi çevirebiliyorsun, detaylarını inceleyebiliyorsun. Gerçekte yapabilir misin bunu? Yapamazsın. Gerçek bir silah alıp inceleme şansın var mı? Yok. Ama artırılmış gerçeklikte bunları yapabilme şansınız var. Şimdi bu noktada sonra bakım onarım kısmından da bir örnek göstereceğim. Bu aslında bu örnek mesela çok daha anlatan bir örnek. Atıyorum karşımda bir su pompası var ve su pompasındaki hava filtresini değiştirmek istiyorsun. Ama bilmiyorsun nasıl değiştireceğini. Ama bir şekilde de yapman lazım. Artırılmış gerçeklik bak burada birebir. Tablete bakın lütfen. Gerçeği görüyorum. Kamerayı açtım. Gerçek görüntüyü görüyorum. Gerçekte şuradaki vidayı sökmem lazım. Şu vidayı sökmem lazım. Diyor ki bu adımda bak buraya 3 boyutlu model yerleştiriyorum. Animasyon yerleştiriyorum. Bak bu adımda bunu sökmelisin. Sana bu yönlendirmelerle ki gerçek vidanın üzerine birebir olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu yönlendirmelerle işin yapılabilitesini gösteriyorsun. Bak bu işi böyle yapabilirsin. Şu şekilde yapabilirsin. Yani biraz sonra sanal kapak çıkacak buradan. Şuradaki kapağı çıkarmalısın şeklinde. Böylece o işi hiç yapmayı bilmiyorsan dahi artırılmış gerçeklikte bu işi yapabilir pozisyona geliyorsun. Yani gerçeği görüyorsun ve gerçekliği artırıyorsun. Nasıl? 3 boyutlu modeller ve animasyonlar. Bu da artırılmış gerçeklik teknolojisi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İletişime geçmek isterseniz bunlar benim mail adreslerim. Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz mail üzerinden. İlk doğru cevap veren arkadaşa bu gözlükte bu deprem simülasyonunu denetiyor olacağız. Şimdi sunumumda şey dedim. 3 tane artırılmış gerçeklik gözlüğü var dedim. Biri dedim Microsoft tarafından geliştirilmiş. Diğer ikisi de Android tabanlı dedim. Bu gözlüklerin ismi neydi? Aferin. Gel bakalım. Bravo. Alkışlıyoruz arkadaşınızı. Tebrik ederim. İsim neydi? Yaren. Tebrik ederim Yaren. Sor. Sanal gerçeklik hakkında benim bir sorum var. Tamam. Şimdi biz deprem sanal gerçeklik, depreme öncelikle hazırlı olabilmek için bunu kullanıyoruz. Fakat deprem esnasında bir insan kendi hayatını kaybedebileceğini bilerek orada oluyor. Evet. Ve buradaysa kendi hayatını kaybetme gibi bir riski yok. O zamanki davranışımızla şu anki davranışımız başka olmaz. Tabii ki başka olacak. Yani bizim şimdi sanal gerçekliğin şöyle bir iddiası yok. Yani gerçeği tamamen bırakın, hep sanalda yaşayın gibi bir iddiası yok. Burada önemli olan gerçeğin ne kadar yakın bir ortamda eğitim alabilmen. Şimdi sanal gerçekliği bırak, böyle bir teknoloji olmadığını varsayalım. Depreme şu anda nasıl bir hazırlık yapıyoruz? Şimdi buradan sonra bakın, biz birçok farklı senaryo var burada. Depremin şiddetini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Kaç verelim depremin şiddetini? 7 verelim bence. Evet. Senaryoyu başlat deyince arkadaşlar, sanal bir evin içerisindesiniz. Burada yönlendirmeleriniz var. İşte evi 360 derece dönebilirsin, istediğin şekle bakabilirsin.
Bir evin içerisindesin. Biraz sonra depremi başlayacak. Burada yaşam üçgeni alanlarını gösteriyoruz. Yani sen yaşam üçgeni alanına gitmen gerekiyor. Arkanı dönebilirsin 360 derece. Aynen bu tarafta da var. Ama tam karşında gerçek gibi duvar var. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Arkadaşınıza da bir alkış alalım. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.